Are you scared? Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Wednesday'in bilinmeyen korkunç ve ürkünç hikayesini anlatacağım. Daha önceden duyduklarınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Özge. He. Bu ne ya? Özge, bu nasıl triplere girdin sen? Ne oldu sana? Sana ne oldu asıl ya? Üçüncü seviye. Ya evet ya, yanmış çıkarmışlar Özge beni. Allah. Sen daha komiksin. Özge. Evet. Ne oldu? Ne olmuş bu ya? Tamam sen anlat ya, ben bölmeyeceğim. Hemen başlayalım. Başlayalım. İlk öncelikle Wednesday isminin nereden geldiğine başlayalım. Wednesday ismi bir efsaneye göre bir çocuk ninnisinden geliyor. Çocuk ninnisinde diyor ki çarşamba günleri hep ürkünç ve lanetli olur. O tarz bir şey diyor işte. Ve Wednesday ismi de oradan geliyor. Yani Wednesday karakteri de gerçekten çok ürkünç ve lanetli ve üzgün. Hayatları boyunca keder ve üzüntü içinde yaşayacaklarını söylüyor ninnide. Ve Wednesday de zaten öyle yaşıyor. Ve Wednesday çarşamba günü doğduğu için adını Wednesday koymak istemişler. Aynı zamanda o ninniden de esinlenmişler. Siz hangi gün doğdunuz? Ben çarşamba. Oo! Hadi ya! Sakin ol baya. Sen çarşamba mı? Evet. Özgü, ben cumartesi doğmuşum ya. Ay, ilk cumartesi doğmuşum ha. Yeah. Ben anlamalıydım senin çarşamba olduğun. Keder ve üzüntü dolusun Özgü. Ne diyorsun baya? Ölümü seviyorsun sen. Tövbe tövbe. Neyse. Ah. Başlayalım hadi. Devam ya, edelim. Tamam. Ve biliyorsunuz Wednesday annesi babası Nevermore Akademisi'nde. Ne? Ne akademisi? Nevermore. Nevermore mu? Ya Maya için etti. Tamam. O Nevermore değildi be. Özge. Arkadaşlar susar mısın artık? Biliyorsunuz Wednesday'in ve... Unuttum! Özge sen zaten tam bilmiyorsun ki. Herhalde. Yok arkadaşlar, ben kendimi ve sizin anlayacağınız dilden konuşmaya çalışıyorum. Çünkü açıkçası ben de anlamadım. Neyse devam et Özge. Nevermore diyordun. Nevermore Akademisi'nde Wednesday ve oda arkadaşı Annette var biliyorsunuz. Annette çok renkli bir kişilik. Normalde Annette gerçek hayatta o dizi için Wednesday rolüne sahip olmak için başvuru yapmış. Hadi be! Vallahi mı? En eğlenceli karakter. Gerçekten Wednesday mi olmak için başvuru yapmış? Evet. Fakat daha sonradan Wednesday'in olduğunu duyunca yani... Ha, Jenna Ortega'da gelince Jenna Ortega'yı Wednesday rolüne layık görmüşler. Ve Annette'i de yan role mi koymuşlar? Yazık ya. Ya Maya'cığım. Yazık be. Tamam Özgü. Ve Wednesday dizisi Harry Potter'dan geliyor. Yani Harry Potter özentisi dizi olarak çok linç yedi biliyorsunuz. Ve Wednesday'in çoğu sahnesi de Harry Potter'dan alıntı. Bence de. Mesela Harry Potter'da açılan bir kapı var biliyorsunuz. Kartallı bir kapı. Ve aynı kapı Wednesday'de de var. Hem de el çırparak aynı şekilde açılıyor. Ve Harry Potter'da da böyle açılıyordu. Aynı şekilde açılıyormuş. Görüntüler geldi, oradan gördüm. Ve arkadaşlar biliyorsunuz Hogwarts Üniversitesi var Harry Potter'da. Hogwarts mı? Hogwarts Üniversitesi. Evet, biliyorsun Harry Potter'da da Hogwarts Üniversitesi var. Hogwarts Özge! Tamam, Hogwarts. Biliyorsunuz Harvard Üniversitesi var Harry Potter'da da. Ve Harry Potter'daki Harvard Üniversitesi'de bir tane böyle devasa adam vardı ya, onunla uzun bir kadın yan yana duruyorlardı, hatırlıyor musunuz? Evet. O sahne gelsin, ismini bilmiyorum da. Geldi. Onundan Wednesday'deki bu sahne çok benzemiyor mu? Vay!
gerçekten. Dur. Çok benziyor. Nereye bum yaptın ya? Tam... Niye korkutuyorsun insanları? Niye Özgü? Pişik ya. Gelmiyor ki. Küçülmüşsün zaten, hiç gelmiyor. Ezik büzük bir şey olmuşsun sen. Sensin ezik büzük. Bu arada Adams ailesi gerçek hayattaki bir aileden geliyor. İlk başta Charlie Adams adında bir adam Adams ailesini çıkartmış. Yani animasyon karakterlerle onları temsil etmiş. Ve Charlie ölünce o ailenin adı da Adams olarak kalmış. Ve hep lanetli olarak belirlenmiş o diyor. Hadi be, böyle yaşayan simsiyahlar içinde yaşayan bir aile mi varmış? Evet, ve giyinişleri özel, böyle değişik bir ailemiş. Simsiyah, karamsar, üzücü. Hadi ya. Vay be. Ve biliyorsunuz Wednesday dizide sürekli böyle bakmak yerine böyle bakıyor. Gözleri yukarıda, kahkül bu şekilde. Ay Özgü, çok benzedin ha. Sen biraz benziyorsun sanki Özgü. Yok ya, ne benzeyeceğim. Bak, gülünce de böyle gülüyor. Benziyorsun işte be. Biliyorsunuz Wednesday sürekli böyle bakıyor. Ve bu da sapık filminden geldiğinde açıklıyor. Sapık filmindeki bir adamın sürekli bu şekilde baktığını gösteriyor. Bu arada adamın ismi Charlie Adams'ı da Charles Adam'mış ha. Bir dakika! Ne? Charles Adam'mış. Adam'mış. Sen yanlış mı söylemişsin? Özgü, sapık diye film mi var? Öyle bir film varmış. Hadi ya. İyi. Dur. Ve bir bölümde Wednesday'in babasının, yani Gomez Adams'ın hapse girdiği bölümde 17, 19 ve 12 yazılarının yazdığını göreceksiniz. Kıyafet üzerinde, turuncu kıyafet üzerinde. Sizce o sayılar neyi ifade ediyor? Ve en son bölümünde, dizinin en son bölümünde, birinci sezonun en son bölümünde arabanın plakasında Adams yazdığı görülüyor. Yani gizli bir Adams yazdığı görülüyor. Aslında Gomez Adams'ın üzerindeki rakamlar Charles Adams'ın doğum tarihini sembolize ediyor. Yani 7 Ocak 1912. Özgü. Bu da gizli bir alıntı. Özgü! Efendim? En son Wednesday'in böyle bayık bakmasından bahsediyorduk. Ne oldu? Sarı mısın Mayıs? Bulamadın mı onu? Mayıs Şef. Niye öyle bakıyormuş? Ha? Canı istiyor mu ya, sana de. Ha. Allah Allah. Dedim ya, sapık filmindeki adamla. Ha. Bak bak. Tamam Özge. Wednesday biliyorsunuz dizinin ilk bölümünde kardeşini dolaba bağlanmış, ağzına elma tıkılmış şekilde buluyor. Dolabı açtığında ise gerçekten çok sinirleniyor. Bu da aslında Wednesday'in ta ilk hikayesinden alınma bir kısım. Yani Wednesday'in ilk çıktığı zamanlar, Adams ailesinin ilk çıktığı zamanlardan alınma bir kısım. Nereden yani? Filmden mayacım. Yani Adams, çıktığı kısım neresiymiş? Adams ailesinin ilk çıktığı filmi. Yani neresinden? Tamam mayacım, filminden alınmış. Anlamadın. Anlama. Anlamak için dinliyoruz ya. Git o zaman. Gidelim ha. Git. Gidiyorum. Gitmeyeceğim ya. Ya gerizekalı. Tüm gribim sana geçti, değil mi? Maya burnum akıyor. Wednesday'in ta ilk çıkan filminden alınma bir kısım olduğu görülüyor. Ve arkadaşlar, bu da ondan bir alıntı. Yani ona bir gönderme yapılmış. Wednesday'in ilk, yani Adams ailesinin ilk filminde aslında Wednesday kardeşini dolaba kendi ok eğitimi için bağlıyor. İlk başta dolaba bağlıyor ve kendi okunu ona denk getirmemeye çalışıyor. Ve üzerinde aynı kazak, aynı şekilde bağlanmış yani, ve aynı dolap var. Ama arkadaşlar, bir bölümde biliyorsunuz Wednesday böyle böyle dans ediyordu, böyle böyle. Ve bence o dans olmamış. Her ne kadar Wednesday'i sevsem de o dans çok garip geldi bana. Gerçekten çok garip geldi. Ve siz ne düşünüyorsunuz? Ve TikTok'ta gerçekten büyük bir gündeme gelen dans... İkinci sezonda daha büyük bir şeyle geri dönecekmiş. Çünkü
Netflix'teki fragmanda yaptığı açıklamaya göre Jenna Ortega'nın internette dansının büyük bir fenomenlik içerisinde olduğu ve ikinci sezonda daha iyisinin geleceğini söylüyor. Dikkat edersiniz. Özge! Aklıma bir şey geldi ha. Ne? Şimdi şey yapalım mı? Sen adını Wednesday yap. Ondan sonra kendini çevrem içi yap. Dünyaya herkese aç. Ondan sonra birlikte oynayalım. Wednesday olalım ha. Ne güzel olur ama. Ha sen anlatıyordun değil mi? Ha ben dinlemiyordum ya. Tamam sen anlat da sonra öyle yapalım mı? Ha Özgü? Neyse yaparız tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz Wednesday dizide hiç göz kırpmıyor. Sadece ilk Xavier'la konuştuğu zamanlarda göz kırpıyor. Sizce bu ikinci sezondan ne olarak geri dönecek? Ya bunun bir anlamı var mı? Acaba ikinci sezonda aralarında şey mi olacak? Özgü, göz kırpmadan nasıl yaşayabilir? Gözleri sulanır. Gözünü kırpması gerekiyor. Mayacım sen... Nasıl gerekiyor? Gözünü kırpması gerekiyor Özgü. İnsanlar da hayvanlar da gözünü kırpmadan nasıl yaşayabilir Özgü? Kirpiklerini bantlamış mı böyle kaşına? Ne yapmış? Nasıl gözünü kırpmaz ya? Gizli gizli mi kırpıyor bu gözünü? Allah'ım yarabbim ya. Düşünsene hiç gözünü kırpmıyormuş. Allah'ım yarabbim. Öyle mi yaşayacak Özgü? Hiç gerçekçi değil ya. Hiç inanmadım ben. Ah. Neyse anlat. Ne anlat Özgü? Anlatmıyorum ya. Hadi adını gerçek... Wednesday yap. Hadi. Hadi. Hadi adımızı Wednesday yapıp sonra dünyayı herkese açıp birlikte oynayacağız. Yapsana Özgü. Bir günlük Wednesday gibi davranmamı ister misin? Hadi. Gerçekten mi? O role bürünürsem çıkmayacağım ama bir gün boyunca. Nasıl yapacaksın? İster misin? Nasıl yapacağım? Wednesday gibi davranacağım. Ay Özgü dur ya bir dakika. Adını değiştirince tekrar Özgü Steve oluyor değil mi? Aha. Ama bunu değiştirdiğim anda Wednesday gibi davranırım. Tamam davran nasıl olabilir ki? Ha. Ha. Değiştirdik. Wednesday yaptık. Dünyayı herkes açsana. Neden bu kadar seviniyorsun? Bu kadar mutlu olmak çok mu faydalı oluyor insana? Yo. Peki açayım. Nasıl? Aç. Tamam. Açsana Özgü. Özgü, şey yapsana baksana çevrim içimisin. Neden ki? Ha? İşte çevrim içiysen gelecekler ya. Aa, Larissa geldi. Hoş geldi. Çevrim içi miyim sen? Takipçilerim zaten her türlü geliyorlar. Çevrim içi olup olmamam önemli değil. Birbirlerinden ışınlanıyorlar sonuçta, tamam mı? İşte ama çevrim içi olunca daha çok kişi geliyor ya. Özgü. Özgü, aa! Sihir geldi. Sinir miydi onun ismi ya? Neydi? Sinir miydi Özgü onun ismi? İnsanların neden bu kadar gereksiz ve yersiz güldüğünü anlamıyorum. Onlar genelde hayattaki amacı olmayan ezik insanlar içindir. Ya? Sen ne dedin şimdi bana ya? Ne yapayım yani? Gülmeyeyim mi? Prenses Luna, neden beni taklit ettin? Aa! O da oldu bak! Gerçekten. Gerçekten diyor. Gerçekten. Neden taklit ettin? Özgü. Hadi yürüsene. Tamam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Özgü. Bir bak bakayım. Kimler varmış? Aa biri Özgü Steve adını koymuş Larissa, değil mi? Larissa hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sihir prenses. Hoş geldiniz. Bak bir selfie çekiyor Özgü. Selfiesine gülümsesene. Star selfie çek Özgü. Genelde sosyal medya hayattaki bir amaçları olmayan para kazanmak için yersiz ve amaçsız bir şekilde kanal açmaya denir. Sen de öyle yaptın. Ben yapmadım. Sen de öyle yaptın. Öyle yaptın. Özgü. Güldün ha. Güldün Özgü. Ben hiç gülmüyordu. Gülmüyordu Özgü Beniz'de. Amcası geldiği zaman gülmüştü. Ayrıca bunu sana ne bundan? Amcası geldiği zaman gülmüş müydü? Amcası kimdi? Şöyle yapmıştı. Gülmemişti Özgü. Spastik gibi böyle yapmıştı.
Çok linç yiyeceksin. Ama öyle yapmış. Özgür bir de böyle dans ediyor ya. Hani herkes onun dansını taklit etmiş ya. Özgür. Orada spastik gibi dans ediyor. Niye onun dansını taklit etmişler? Hayır'cığım. Ya Venus Day filmini her ne kadar sevsem de arkadaşlar dans olmamış ya. Gerçekten bir de onu TikTok'ta öyle bir taklit etmişler ki. Özge el geliyor ya, ondan cazip geliyor. El olsana. Ben de el olayım. Çarşamba günü doğmak o kadar da kötü değil bence. Yani çarşamba günü doğanların gerçekten bir ninniye göre, yani çocuk ninnisine göre gerçekten yurt dışına kötü ve üzünlü ve kederli olacakları söyleniyor bütün yıl boyunca, yani ömrün sonuna kadar. Ama ben hiçbir zaman üzüntülü olmuyorum yani o zaman. Evet Özgü, ben de ben gayet üzüntülü olmuyorum ama Özgü beni yanlış çıkarmışlar. Ama düşünüyorum da ya, neden çarşamba? Neden ya? Evet ben de neden çarşamba ya? Değil mi? Özgü beni yanlış çıkarmışlar. Allah Allah. Özgü. Nedir bunlar ya? Özgü. Siz kendisi ne sanıyorsunuz ya? Özgü. Neyse başlayayım. Keşke Venizli'nin bir kostümü gelseydi. Gerçekten çok güzel. Geldi ya Özgü. Yok gelmedi. Özgü. Beni yanlış çıkarmışlar. Üçüncü seviyeyim. Öyle mi? Baştan desene Maya ya. Tamam. Beni gör değiştir hadi. Tamam. Hadi. Değiştireceğim bekle. Bakalım kesin kazanacağım var ya. Ama kostüm. Ya kostüm yok ya. Of. Kostüm olmayınca biraz zor oluyor. Venus Day olarak görüşüyoruz değil mi? Evet bu. Bakalım Venus Day olarak kaçıncı olacağız. Keşke hile yapsaydık Özgür. Hile hurdayla geçseydik daha güzel olabilirdi. Evet ya, süpürge alınıyor mudur acaba hile? Hayır sanmıyorum. Alınıyordu be. Hadi Özgü ya, kostümle öne geçtiler ama. Evet ya. Ama Venus Day olmak bir şey aramadık ki. Keşke kafamız Venus Day olsaydı, vücudumuz Haker kostümü olsaydı değil mi? Venus Day kaybetse de üzülmüyor. Üzülmüyor mu? Niye bir üzülüyordur? Benzeyin duygusuz, Benzey duygusuz. Bence üzülüyordur. Duygularını belli etmeyi sevmiyor. Niye? Bilmem. Kendisine... Özgü sondaki kapı be! Sondaki kapı Özgü! Kendisine sor. Sorayım mı? Hı-hı. Hadi siyah olan evlere girelim. Evet. O sırada Benzey sorusu sorayım ben de sana. Aa! Evet, şimdi hemen giriyoruz. Kimin eviymiş bakalım. Prenses Luna'nın evine giriyoruz arkadaşlar. Ne oldu Özgü? Ne oldu be? Sen bana neyi mi atmaya çalışıyorsun Özgü ya? Ne? Ne yani ne olmuş? Çıkılmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar girişi kapatmış da. Evet sor hadi. Venus Day'i X-Yavr'la mı daha çok yakıştırıyorsun yoksa Tyler'la mı? Ben Venus Day'i en çok X-Yavr'a yakıştırıyorum. O kim baya? İşte X-Yavr dedin ya. Onunla yakıştırıyorum. Sen? Tyler'la. Tabii ki de. Hadi o. Best ship. Best ship mi? Aha. Ship mi? Tamam. Best ship. Tamam. Aa bokçuk evi. Maya'cığım. Evet. Giriyoruz. Evet şimdi. Hadi sor. Enid'i mi daha çok seviyorsun Venus Day mi? Enid'i. Enid değil. Neyse ben de Enid'i seviyorum. Öyle mi? Evet. Ama şimdi güzellik olarak Venus Day daha güzel Özgü. Hayır. Venus Day hayır. Daha güzel Özgü. Hayır. Özgü Enid çirkin ya. Oha ne? Çirkin. Arkadaşlar bak gelsin işte... Enid'in resmi gelsin Enid'in. Enid. Gelsin be Enid'i bir getirsinler. Kız çok da gidip en çirkin resmini getirmezler. Özgü bak şimdi bu ne biçim bir ağız. Ağız büyük bir kere. Burnu çirkin. O gözler.
güzel, tam gözü renkli olmakla bitmiyor Özge güzellik. Sarışın renkli gözlü olmakla bitmiyor yani. Öyle de o güzel olmuyor. Her sarışın renkli gözlü güzel mi oluyor Özge? Ben mi daha güzelim Enet mi? Özge sen daha güzelsin. Yok artık. Vallahi bak. Şuş. Vallahi bak yok daha artık. Güzelsin. Gerçekten. Yok ya. Venizde daha güzel Özge. Venizde bence o kadar da güzel değil. Enet ya, daha güzel. Enet daha ya, güzel. Güzel Özge. Bu arada arkadaşlar güzel, linç, bu arada Özge. Böyle dedik diye linçlemeyin çünkü bu bizim fikrimiz yani. Sizce güzel olan şeyler bizce evet, çekiyor. Evet arkadaşlar şimdi Özgün'ün sorduğu sorulara yorumlarda siz de cevap evet, verin. Evet siz de cevap verin arkadaşlar. Evet. Bakalım fikirler neymiş değil mi? Herkesin kendi fikri. Evet. Hadi ben Enet'i çirkin buluyorum. Enet çirkin bence. Enet. Venizde'yi daha güzel. Adams ailesinde en iyi, en güzel bulduğun kişi kim? Veya en yakışıklı fark etmiyor. En sevdiğin, en samimi gelen kişi kim? En samimi gelen. Evet. Adams ailesinden. Adams ailesinde. Annesi. Annesi. Morticia. Morticia. Evet. Senin? Ben amcasını çok seviyorum Venizde'yi. Hadi ya. Evet. Ben sevmedim Özge amcası. Ne? Amcası bana bir sinsi geldi Özge. Kusura bakma Özge. Yok artık Maya ya. Ha, dizinin en eğlenceli kişisi o zaten. Yok Özge öyle görünüyor da. Maya. İkinci sezonda göreceksin Özge sen. Maya kendi kendine sallanıyor. Aa, ne? Kendi kendine sallanıyor. O sallanan sandalye Özge çünkü. Maya kendi kendine sallanıyor Maya. Biri bindiğinde mi sallanması gerekiyor? Evet. Ne güzel sallanıyor. Güzel içine. Baya. Tamam. Çıkalım Özge. Evet ya. En son hadi. Bir düşüneyim. Nevermore Akademisi'nde en gıcık olduğun kişi kimdi? Özge ben karakterlere çok hakim değilim ya. Mesela müdür öğretmenlerden biri Edin. Enet, Bianca falan var. Şeydi, bir tane gözlüklü bir öğretmen, müdür müydü o? Kahkülüğü mü diyorsun? Evet, sarışın. Ay evet ya, o Tyler'ın Tyler'ı yöneten kişi. Tyler bir Hyde biliyorsunuz. Evet, arkadaşlar kimler izledi Wednesday'i? Evet, yorumlara yazın ben bütün bölümlerini izledim. Hatta ikinci sezonunu heyecanla ve merakla bekliyorum. Evet, şimdi girmeye devam edelim ve ben sizi... Siyah ev hangisi kaldı? Yağmur. Vay, Melon. Ama pembe siyah o. Melon'un evine girelim. Aa, Melo. Ama Yağmur dedik artık, Yağmur üzülsün mü? Yağmur. Ama Melo da dedin Özgü. O zaman Melon'un evine gireriz. Ama ilk Yağmur... Tamam, ilk Yağmur'un sonra Melon'un evine gireriz. Tamam. Evet, biraz da sen sor bakalım. Ben mi sorayım? Giyinişini en çok beğendiğin kişi kim dizide? Hani ben soracağım. Tamam ben sordum başa. Giyinişini en çok beğendiğim kişi mi? %1000 Enet benim. Değil çok mi? Tatlı giyiniyor. Öyle mi? Tam bana göre giyiniyor. O şey kuzgun partisindeki elbisesi. Ulan bu ne öyle günlük rengarenk olan kazan. Sen beğendin mi? Çok seviyorum. Ben söyleyeyim mi? Evet. Hiç kimseyi beğenmedim Özgü. O ne biçim bir giyiniş ya. Gerçekten. Bir dizide bu kadar herkes mi çirkin giyinir ya Özge? Gerçekten hiç kimsenin zevki yok. Kimsenin zevki yok. Enet güzel değil mi? Özge dedim ya. Yani giyinişi Maya. Yani Enet Maya. Özge yukarı da çık bari yukarı katına da bakalım. Giyinişi yani. Çirkin Özge. Maya giyinişi. Çirkin Özge renkli giyinen herkes güzel mi giyiniyor demek ya? Rengarenk giyiniyor Maya kız. Tamam işte ama çirkin şeyler seçiyor Özge. Bakmadık diğer odalarına. Baktık Maya baktık. Beğendin mi? Tamam Maya beğendim. Ne Özge sen beğeniyorsun ben beğenmiyorum o. 35. Lakit'ten. Sence, arkadaşlar sizce Wednesday'in kardeşi mi daha iyi yoksa Wednesday'in kardeşi olarak gördüğü arılara bakan çocuk mu daha iyi? Bence Wednesday'in kardeşi olarak gördüğü arılara bakan çocuk daha iyi. Bence de, ben de ondan. Değil mi? Evet. Kardeşi biraz şey gibi. Neyse söylemeyeyim. Söyle. Yok ya. Söyle. Spastik gibi Özgü. O ne biçim kardeş ya? Allah saklısın Özge. Evlat olsa seveyim ben. Allah'ım ne kadar itim. Maya bu videoda seni çok linçleyecekler. Yok be. Biliyorsun, değil mi? Aslında iyi bir gibi ha. Değil mi?
seviyorum. Gezmedik bu arada. Neyse, Bianca'yı seviyor musun? Ben de seviyorum. Ben seviyorum. Ben dizinin ilk başlarında aşırı gıcık olmuştum. Çok itici gelmişti. Ama daha sonradan sevdim. Vay, şuna da gidelim. Vay be, ana 400 varmış. Aa, tam acımak üzereydim. Siyah değil bu. Vay, içim siyahmış. Evet ya. Vay, girdiğimiz en güzeli bu. Bu ev de sizin. Ne Özge? Senin evin mi? Yok ya. Ha. Niye ağlıyorsun Özge o zaman be? Bu ev de sizin düğününüz olmalı. Aa, Özge. Ne? Bu arada sen bize düğün yapacaktın ya. Ne oldu? Ha? Evet arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadardı. Özgü! Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ne oldu? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Özgü, düğün yapacaktın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ya kendi yamazlıktan geliyorsun. Venizleyin. Özgü gitme sakın. Venizle en yakıştırdığınız hayvan hangisi? Yani Venizleyin hangi hayvanın olması daha uygun olur? Özgü! Bence kedisinin olması çok iyi olur. Hamsi olması daha uygun olmuş. Özgü! Gelsene buraya. Ay kaldım geri binlerce kişiyle, öf ya. Özgü, bizim düğün ne olacak? Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Bize düğün yapsın mı Özgü? Ya yapsın, yazın da yapsın artık ya. Of be, bir olamadı düğün ha. Neyse, görüşürüz.